Anlayışsızlığından bıkan karısı doğum gününde alışılmadık bir armağan istedi ondan. Bir gün boyunca ev işlerini o görecekti. Kocası eğlenmiş kabul etti. Gerçekten de sabahtan başlayarak evin sorumluluğunu üstüne aldı. Görkemli bir sabah kahvaltısı hazırladı. Ama karısının sahanda yumurtadan hoşlanmadığını, sütlü kahve içmediğini unuttu. Sonra da doğum gününe çağrılan 6 konuk için öğle yemeği hazırlanmasını buyurdu. Sonra eve çekidüzen verilmesi için komut verdi. Evi karısından daha iyi yönetmek için öyle çaba harcadı ki sonunda en küçük bir utanç belirtisi göstermeden pes etti. Daha ilk anda özellikle mutfakta hiçbir şeyin yerini bilmediğinin farkına vardı. Hizmetçiler de oyuna katıldılar. Aradığını bulmak için her şeyi alt üst etmesine seyirci kaldılar. Saat 10 olduğunda öğle yemeği için talimat almamışlardı hala. Çünkü evin temizliği daha bitmemiş, yataklar yapılmamış, banyo temizlenmemişti. Tuvalet kağıdı koymayı, çarşafları değiştirmeyi, arabacıyı çocukları almaya göndermeyi unutmuş, hizmetçilerin görevlerini birbirine karıştırmıştı. Aşçıya yatakları düzeltmesini buyuruyor, o da hizmetçisini mutfağa gönderiyordu. Saat 11'de neredeyse konuklar gelmek üzereyken evin içinde öyle bir kargaşa vardı ki Fermine Daza gülmekten katıla katıla kumandayı eline aldı. Ama istediği gibi yengi kazanmışçasına bir tavırla değil. Kocasının ev işlerinde işe yaramayışından ötürü duyduğu acımayla allak bullak olmuş. Kocası her zamanki savını öne sürerek aldı öcünü. Ben hiç olmazsa çıkabildim işin içinden. Sen hastalara bakmaya kalksaydın bu kadar da yapamazdın. Ama bu ders yararlı oldu. Hem yalnızca onun için değil. Yıllar boyunca ikisi de ayrı ayrı yollardan geçerek akıllıca bir sonuca vardılar. Başka türlü birlikte yaşamaları olanaksızdı. Başka türlü birbirlerini sevmeleri de. Bu dünyada hiçbir şey aşktan daha güç değildi. Yeni yaşamının doluluğu içinde Fermine Daza, Florentine Ariza'yı çeşitli toplantılarda, iş içinde yükseldikçe gittikçe daha sık görür oldu. Ama onu öyle doğal bir biçimde görmeyi öğrendi ki birkaç kez dalgınlıkla ona selam vermeyi bile unuttu. Sık sık ondan söz edildiğini işitiyordu. Çünkü onun CFC'de sakınımlı ama durdurulmaz yükselişi iş dünyasında sürekli bir konuşma konusuydu. Hali tavrı düzelmişti. Çekingenliği gizemli bir uzaklığa dönüşmüştü. Biraz kilo alması iyi olmuştu. Yaşın verdiği yavaşlık yakışıyordu ona. Dazlaklığına onurlu bir çözüm bulmayı bilmişti. Çağa ve modaya karşı her zaman meydan okumakta direndiği tek şey koyu renkli takım elbisesi, çağ dışı redingotları, olağan dışı şapkası, annesinin dükkanından kalma ozanların boyunlarına taktıkları kurdeleleri, o uğursuz şemsiyesiydi. Fermina Daza yavaş yavaş onu başka bir biçimde görmeye alıştı. Los Evangelios Parkı'nda sarı yaprakların fırtınası altında oturup kendisi için iç çeken o bitkin yeni yetmeyle onun arasında bağ kuramaz oldu sonunda. Yine de hiçbir zaman ilgisiz gözlerle görmedi onu. Ona ait haberlere her zaman sevindi. Çünkü yavaş yavaş suçluluk duygusunu hafifletiyorlardı. Bununla birlikte artık onu bütün bütün belleğinden sildiğini sandığı bir sırada en beklemediği bir yerde özlemlerinin bir imgesine dönüşerek çıkıyordu ortaya. Yaşlılığın ilk esintileri her yağmur öncesi gök gürültüsünü işittiğinde yaşamında onarılmaz bir şey olduğunu duyumsamaya başladığı zaman ortaya çıktı. Ekim ayında her gün öğleden sonra saat tam 3'te Valenvuye Dağı'nda kükreyen anısı yıllar geçtikçe yakınlaşan bir taş gibi ağır gök gürültüsünün açtığı onulmaz yaraydı bu. Yakın geçmişin anıları aradan birkaç gün geçince belleğinde birbirine karışırken kuzine Hildebrand'ın eyaletine yaptığı o masalsı yolculuğun anıları hala öyle canlıydı ki özlemin çarpıttığı bir açık seçiklikle daha düne ilişkinmiş gibi görünüyorlardı. Dağdaki Manasure kasabasını, dümdüz yemyeşil biricik sokağını, uğur getiren kuşlarını, içinde kendisinin yattığı yatakta yıllarca önce aşktan ölen Petra Morales'in bitmez tükenmez gözyaşlarıyla ıslanmış geceliğiyle uyandığı, insanın içine korku salan hortlaklar evini anımsıyordu. Guayabaların bir daha hiç duymadığı eski tadını, sesi yağmurun sesine karışan yürek çırpıntısı önsezilerini, Saint Juan del César'ın o topaz sarısı öğleden sonralarını anımsıyordu. Yeni yetmeliğin acısına, ıssız parkın balkondan görünümüne, sıcak gecelerde gardenyaların gizli kokusuna, yazgısının kararlaştırıldığı o Şubat öğlen sonuna,
yaşlı hanımefendi portresinin yarattığı korkuya dayanamadığı için babasının evini elden çıkardı. O günlere ilişkin anıları neredeyse nereye yöneltse Florentine Ariza'nın anısına takılıyordu. Ama bunların aşk ya da pişmanlık acıları değil, gözlerine yaş getiren tatsız bir şeyin imgesi olduğunu anlayacak kadar serin kanlılığı vardı her zaman. Florentine Ariza'nın birçok kurbanının farkına varmadan içine düştükleri tuzağın onu tehdit ettiğini bilmiyordu. Kocasına sıkı sıkı tutundu. Tam da onun kendisine en çok gereksinim duyduğu anda. Çünkü yaşlılığın sisleri arasında üstelik erkek olmanın, daha güçsüz olmanın dokuncalarıyla ondan 10 yıl önde bir başına sendeleyerek yürüyordu. Birbirlerini öyle iyi tanır olmuşlardı ki evliliklerinin 30 yılı dolmadan ikiye bölünmüş tek bir varlık gibiydiler. Sık sık istemeden birbirlerinin düşüncelerini kestirmekten ya da başkalarının yanında birbirinin söyleyeceğini öteki ondan önce davranıp söylediğinde düştükleri gülünç durumdan ötürü tedirginlik duyuyorlardı. Günlük anlaşmazlıklarından, ansızın ortaya çıkan nefretlerden, karşılıklı küçüklüklerden, evliliğin karmaşıklığının masalsı mutluluk patlamalarından birlikte başarıyla geçmişlerdi. Öyle bir dönem geldi ki birbirlerini daha iyi, acelesiz, aşırılıklara kaçmadan sevdiler. İkisi de aksiliklere karşı inanılmaz zaferlerinin daha bilincine vardılar. Bundan daha çok mutluluk duydular. Kuşkusuz yaşam başka ölümcül sınavlar çıkaracaktı karşılarına ama önemi yoktu artık. Öte yakaya geçmişlerdi. Yeni yüzyılı kutlamak için yeni kamusal gösterilerle dolu bir program düzenlendi. Bu yeniliklerin en unutulmazı Doktor Juvenal Urbino'nun bitmez tükenmez girişim gücünün ürünü olan ilk balon yolculuğuydu. Kentin yarısı Arsenal alanında toplanıp ulusal bayrağın renklerinde taraflardan kocaman balonu hayranlıkla seyretti. Doğru yolla yaklaşık 30 mil kuzeydoğudaki San Juan de la Cienega'da ilk uçak postasını götürecekti balon. Sorgun ağacından yapılmış sepete ilk binenler, uluslararası Paris sergisinde uçuş heyecanını tatmış olan Doktor Juvenal Urbino ile karısı, uçuş mühendisi ve 6 seçkin çağrılıydı. Eyalet valisinden San Juan de la Cienega Belediyesi makamlarına bunun ülkenin tarihinde ilk uçak postası olduğunu belirten bir de mektup götürüyorlardı. Ticaret günlüğünden bir köşe yazarı balon düşecek olursa son sözlerinin ne olacağını sordu Doktor Juvenal Urbino'ya. O da hiç duraksamadan onca kınanmasına yol açacak yanıtı verdi. Kanımca dedi, 19. yüzyıl bizden başka herkes için sona eriyor. Balon havalanırken ulusal marşı söyleyen saf kalabalığın arasında kaybolan Florentine Ariza, o kargaşalıkta adamın birinin bu yolculuğun bir kadına, hele Fermine Daza'nın yaşına bir kadına göre olmadığını söylediğini işitti. Hak verdi ona ama her şeye karşın pek de tehlikeli olmadı uçuş ya da en azından düş kırıklığı olduğu kadar tehlikeli olmadı. Balon inanılmaz mavilikte bir gökte sakin bir yolculuktan sonra kazasız belasız hedefine vardı. Çok alçaktan, dingin ve elverişli bir rüzgarla önce karlı dağ doruklarının sonra uçsuz bucaksız Cienega Grand'ın üstünden güzel güzel uçtular. Tam 300 yıl İngilizlerin kuşatmalarına, korsanların zorbalıklarını dayandıktan sonra kolera korkusuyla halkının bırakıp gittiği dünyanın en güzel kenti eski ve yiğit Cartagena ve Indias'ı Tanrı'nın gördüğü gibi gökyüzünden gördüler. Hiç bozulmamış surları, sokakları bürüyen otları, hercai menekşelere boğulmuş kale duvarlarını, mermer sarayları, altın sunakları, zırhlarının içinde vebanın çürüttüğü genel valileri gördüler. Traja de Catans'ın delice renklere boyanmış göl evlerinin, yemek için içine iguana yerleştirilen kafeslerin, göl bahçelerindeki kına çiçeği salkımlarıyla astromilyalar üstünden uçtular. Yüzlerce çıplak çocuk gürültüden korkarak kendilerini suya atıyorlar. Tüylü şapkalı güzel kadının iyilik olsun diye balonun sepetinden fırlattığı giyecek paketlerini, öksürüğe karşı tabonu koşişelerini, yiyecekleri kapmak için kendilerini pencerelerden, evlerin damlarından şaşılacak bir beceriyle kullandıkları oyma kayıklardan atıyorlar, balık gibi suya dalıyorlardı. Sessizliği öldürücü bir buğu gibi kendilerine dek yükselen muz bahçelerinin karanlık denizi üstünden uçarken Fermina Daza 3-4 yaşlarındayken kendisi gibi muslin giysiler giymiş, beyaz şemsiyeli,
organza şapkalı başka kadınlar arasında neredeyse çocuk yaştaki annesinin elinden tutmuş, karanlık ormanda gezintiye çıktıklarını anımsadı. Bir dürbünle dünyayı seyreden balonun makinisti, ölüye benziyorlar dedi. Dürbünü Doktor Juvenal Urbino'ya illetti. Ekili alanlar arasında öküz arabalarını, demiryolu hattının sınırlarını, donmuş sunama kanallarını gördü Doktor Urbino. Nereye baksa oraya buraya saçılmış insan cesetleri görüyordu. Biri koleranın Sinaga Grande köylerini kasıp kavurduğunu duyduğunu söyledi. Doktor Urbino bir yandan konuşuyor, bir yandan dürbünle bakıyordu. Çok özel bir kolera türü olmalı dedi. Çünkü hepsinin de ense köklerine öldürücü bir darbe indirilmiş. Bir süre sonra köpüklü bir denizin üstünden uçarak hiç olaysız, tuzdan çatlak çatlak olmuş, tabanı kor gibi yanan uçsuz bucaksız yakıcı bir kumsala indiler. Güneşe karşı gündelik şemsiyelerden başka koruyucuları olmayan yetkililer, marşlara tempo tutarak bayraklar sallayan ilkokul öğrencileri, kurumuş çiçekler ve yaldızlı kartondan taçlarıyla güzellik kraliçeleri, o günlerde Karayip kıyısının Gönençli Gayra köyünün bandosu bekliyorlardı onları. Fermina Daza'nın tek istediği doğduğu kenti bir kezcik daha görmek, en eski anılarıyla yüz yüze gelmekti ama salgın tehlikesinden ötürü kimseye izin verilmedi. Doktor Juvenal Urbino tarihsel mektubu verdi. Mektup sonradan kayboldu. Ne oldu da anlaşılmadı. Heyetteki konuşmaların sıkıcılığından boğulacak gibi oldular. Sonunda onları katır sırtında lagunaların denizle birleştiği Pueblo Viejo iskelesine götürdüler. Çünkü makinist balonu bir türlü yeniden havalandıramadı. Fermina Daza çok küçükken annesiyle birlikte bir çift öküzün çektiği bir arabayla oradan geçtiğine emindi. Biraz daha büyüyünce bunu birkaç kez babasına anlatmış ama o katır inadıyla anımsamasının kesinlikle olanaksız olduğunu söylemişti. "O yolculuğu çok iyi anımsıyorum doğru." demişti. Ama sen doğmadan en az 5 yıl önceydi. Balon seferine çıkan yolcular 3 gün sonra fırtınalı bir gecenin ardından perişan, havalandıkları limana döndüler ve kahramanlar gibi karşılandılar. Florentina Ariza'da kalabalığın arasına karışmış, oradaydı kuşkusuz. Fermina Daza'nın yüzünde korku izlerini gördü. Ama aynı akşam kocasının koruyuculuğunda düzenlenen bir bisiklet sergisinde yine gördü onu. Bu kez yorgunluktan eser yoktu onda. Alışılmadık bir velospite binmişti. Önünde üstüne oturduğu çok yüksek bir tekerleği, arkasında ancak dayanmaya yarayan küçücük tekerleğiyle bir sirk aracını andırıyordu daha çok. Yaşlı hanımefendileri çileden çıkaran, erkeklerin hoşnutsuzluğuna yol açan, yanlarına renkli şeritler geçirilmiş bol bir pantolon giyiyordu. Ama beceriksizliğine kimse ilgisiz kalmadı. Florentina Ariza'nın yıllar boyu ansızın rastgele gönlün önüne gelen, sonra yüreğinde bir burukluk bırakarak geldiği gibi kaybolan gelgeç imgelerden biri oldu bu. Ama bunlar yaşamının geçişini gösteriyordu Florentina Ariza'nın. Çünkü yaşamın acımasızlığı kendini bedeninden çok her görüşünde Fermina Daza'da farkına vardığı ayırt edilmez değişikliklerde görüyordu. Bir akşam sömürge döneminden kalma lüks bir lokanta olan Maison de Sancho'ya gitti. Kuş kadar bir şeyler yemek için. Yalnız geldiğinde her zaman yaptığı gibi uzak bir köşeye oturdu. Birden dipteki büyük aynada Fermina Daza'nın kocası ve iki çiftle birlikte aynadaki yansısının tüm görkemiyle görebileceği bir köşede bir masaya oturduğunu gördü. Dokunaklı bir hali vardı. İncelikle, havai fişekler gibi parlayan gülüşlerle yönetiyordu konuşmayı. Damla kristalden kocaman avizelerin altında daha da parıltılıydı güzelliği, aynanın içinden geçen Alice gibi. Florentina Ariza soluğu tutulmuş, gönlünce inceliyordu onu. Yemek yiyişini, şarabı dudaklarına değdirişini, 4. kuşaktan Don Sancho ile eğlenişini gördü. Tek başına oturduğu masadan yaşamının bir anısını onunla bölüştü. Kimseye görünmeden bir saatten uzun bir süre onun özel yaşamının yasak bölgesinde dolaştı. Sonra onun yanındakilerle birlikte kalktığını görünceye dek vakit öldürmek için 4 kahve daha içti. Öyle yakınından geçtiler ki Florentina Ariza onun yanındakilerin kokusuna karışan kokusunu ayırt etti. O geceden sonra hemen hemen 1 yıl boyunca aynayı ona satması için lokantanın sahibini sıkıştırdı. Para ya da hizmet, yaşamında en çok istediği şey neyse onun karşılığında. Kolay olmadı bu. Çünkü
Don Sancho değerli çerçevesi Viyanalı zanaatçılarla yapılmış olan bu aynanın bir eşi Marie Antoinette'e ait hiçbir iz bırakmadan kaybolan ikiz aynalardan biri olduğu söylencesine inanıyordu. İki eşsiz mücevher. Sonunda pes ettiğinde Florentine Ariza aynayı evinin salonuna astı. Çerçevenin güzelliğinden ötürü değil, içinde iki saat boyunca sevgilisinin imgesi kaldığında. Onu hemen hemen her görüşünde Fermina Daza kocasının koluna girmiş tam bir uyum içinde, yalnızca Florentine Ariza'ya selam verirken bozulan kendilerine ait bir çerçevede. Siyamlılar gibi şaşılacak bir akıcılıkla deviniyorlardı. Doktor Juvenal Urbino sıcak bir sevgiyle onun elini sıkıyor, hatta bazen dostça omuzuna vuruyordu. Fermina Daza ise onu katı bir biçimselliğin nesnel kurallarına yazgılı kılıyor, kendisini genç kızlık günlerinden hala anımsadığını varsaymasına olanak veren en küçük bir davranışta bile bulunmuyordu. İki ayrı dünyada yaşıyorlardı ama Florentine Ariza aralarındaki uzaklığı azaltmak için her türlü çabayı harcarken Fermina Daza tam tersi yönde adım atıyordu. Florentine Ariza'nın bu ilgisizliğin korkuya karşı bir zırhtan başka bir şey olmadığını düşünme yürekliliğini kendinde bulması için aradan uzun zaman geçti. Yerel tersane yapılan ilk ırmak gemisinin suya indirilişi sırasında birden aklına geldi bu. Florentine Ariza'nın CFC'nin birinci başkan yardımcısı olarak 12. Leon amcayı temsil ettiği ilk resmi törendi bu aynı zamanda. Bu rastlantı töreni özel bir görkemliliğe büründürmüştü. Kentin yaşamında öyle ya da böyle bir önemi olan herkes oradaydı. Florentine Ariza geminin hala taze boya ve sıcak katran kokan büyük salonunda konuklarla ilgileniyordu ki rıhtımda bir alkış salvosu koptu ve bando bir zafer marşı çalmaya başladı. Düşlerinin göz kamaştırıcı kadınını kocasının kolunda olgun güzelliğinin görkemi içinde tören üniforması giymiş şeref kıtasının önünden pencerelerden atılan serpantin ve çiçek yağmuru altında bir zamanların kraliçesi gibi geçtiğini görünce neredeyse kendisi kadar eski bir ürpertiyi bastırmak zorunda kaldı Florentine Ariza. İkisi de ellerini kaldırarak yanıt verdiler candan sevgi gösterilerine ama o yüksek topuklu iskarpinlerinden boynuna dolanmış tilki kuyruklarına, çan biçimindeki şapkasına dek bir imparatoriçe gibi baştan başa altın yaldızlara bürünmüş öyle göz kamaştırıcıydı ki kalabalığın içinde bir o varmış gibiydi. Florentine Ariza eyaletin önde gelenleriyle birlikte müziğin ve havai fişeklerin şamatası, püskürttüğü buharlarla rıhtımı ıslatan geminin üç yoğun böğürtüsü arasında kaptan köprüsünde bekliyordu onları. Doktor Juvenal Urbino, insana kendisine özel bir yakınlık duyduğunu düşündüren kendine özgü doğallığıyla selamladı karşılayıcıları. Önce tören üniforması giymiş gemi kaptanını, sonra başpiskoposu, vali ve belediye başkanıyla eşlerini, sonra da yeni gelen antlı garnizon komutanlarını. Yetkililerden sonra koyu renk takım elbisesi içinde onca önemli kişi arasında neredeyse görünmez olan Florentine Ariza geliyordu. Garnizon komutanını selamladıktan sonra Fermina, Florentine Ariza'nın uzattığı eli karşısında duraksadı. Komutan onları tanıştırmak üzere tanıştırıp tanışmadıklarını sordu. Fermina Daza ne evet ne de hayır dedi. Bir salon hanımefendisine özgü gülümseyişiyle Florentine Ariza'ya elini uzattı. Daha önce iki kez olmuştu bu. İleride yine olacaktı. Florentine Ariza, Fermina Daza'nın kişiliğine özgü bir davranış olarak yorumlamıştı bunu hep. Ama o gün o sonsuz düş kurma yeteneğiyle böylesine zorlu bir ilgisizliğin aşk ezinçlerini gizleyen bir kaçamak olup olmadığını sordu kendi kendine. Bu düşünce gençlik isteklerini uyandırdı. Yıllar önce Evangelios Parkı'nda yaptığı gibi aynı kaygılarla Fermina Daza'nın villasının çevresinde dolanmaya başladı. Ama kendisini görmesini kurduğundan değil, yalnızca hala var olduğuna emin olmak için onu görmek amacıyla. Ama şimdi kimseye görünmeden oradan geçmesi güçtü. La Manga mahallesi tarihsel kentten suyu yeşil bir kanalla ayrılmış, yer yer sömürge döneminde aşıkların pazar günleri sığındıkları icaco çalılıklarıyla kaplı, yarı ıssız bir adanın üstündeydi. Birkaç yıl önce İspanyollardan kalma eski taş köprüyü yıkmışlar, katırla çekilen tramvayların geçebilmesi için
karpuz lambalarla donatılmış beton bir köprü yapmışlardı yerine. Önceleri La Manga sakinleri projede öngörülmeyen bir işkenceye katlanmak zorunda kalmışlardı. Titreşimleri yeri sürerek olarak sarsan kentin ilk elektrik tesisinin bunca yakınında uyumak, Doktor Juvenal Urbino bile onca yetkisine karşın tesisin kimseyi rahatsız etmeyeceği bir yere taşınmasını sağlayamadı. Sonunda Tanrı'nın lütfu imdadına yetişti. Bir gece tesisin kazanı korkunç bir gürültüyle patladı. Yeni evlerin üstünden uçtu. Kentin tam ortasından geçerek eski San Juan El Hospitalio Manastırı'nın büyük dehlizlerinin üstüne düştü. Yıkılan manastır o yılın başında boşaltıldı. Ama kazan o gece kentin hapishanesinden kaçıp manastırın kilisesine saklanmış olan dört mahkumun ölümüne yol açtı. Kentin öylesine güzel aşk gelenekleri olan o dingin kenar mahallesi lüks bir mahalleye dönüştükten sonra mutsuz aşklara pek de elverişli olmadı. Sokaklar yazın toz, kışın çamur içinde, yıl boyu ıssızdı. Tek tük evler bol ağaçlı bahçelerin içine gizlenmişti. Bir zamanların çıkıntılı balkonlarının yerini, kaçak aşıkların cesaretlerini kırmak için özellikle yapılmış gibi mozaik teraslar almıştı. Allah'tan o dönemde tek bir atın çektiği kiralık körüklü arabalarla gezintiye çıkmak modaydı. Ekim ayında insanın içini sızlatan gün batımının Deniz Feneri Kulesi'nden daha iyi seyredildiği, gizemli köpek balıklarının papaz okulu öğrencilerinin kumsalını gözetledikleri, her perşembe limanın kanalından dokunulsa tutunulabilecek kadar yakından geçen kocaman bembeyaz transatlantiğin görüldüğü yüksek bir yerde sona eriyordu gezinti. Florentina Ariza, işinde geçirdiği yorucu bir günün ardından bir fayton kiralamayı alışkanlık edinmişti ama sıcak aylarda yapıldığı gibi faytonun körüğünü kaldırmıyor, kanepenin içine gömülüyor, gölgede görünmez olmuş, hep tek başına arabacıda kötü düşünceler uyandırmamak için umulmadık yollara saptırıyordu onu. Gerçekte bu gezintide onu ilgilendiren tek şey, muz ağaçları ile bol yapraklı Hint kirazı ağaçları arasında yarı yarıya gizlenmiş Louisiana pamuk çiftliklerinin düşsel güzellikteki malikanelerinin acıklı bir kopyası olan pembe mermerden tapınaktı. Fermina Daza'nın çocukları saat 5'te doğru dönüyorlardı eve. Florentina Ariza onların aile arabasıyla geldiklerini görüyordu. Sonra Doktor Juvenal Urbino'nun her zamanki gibi hastalarını yoklamak için evden çıktığını görüyordu. Ama evin çevresinde dolanıp durduğu bir yıla yakın süre içinde özlediği kadının hayalini bile göremedi. Ortalığı kasıp kavuran ilk Haziran sağanağına karşın tek başına gezintisini sürdürdüğü bir öğleden sonra atın ayağı çamurda kaydı, yere kapaklandı. Florentina Ariza tam Fermina Daza'nın evinin önünde olduklarının dehşetle farkına vardı. Üzüntüsünün onu ele vereceğini hiç düşünmeden arabacıya yalvardı. ''Burada olmaz, yalvarırım.'' diye bağırdı. ''Nerede olursa olsun ama burada olmasın.'' Onu bu telaşından şaşıran arabacı, koşumlarını çözmeden atı ayağa kaldırmaya çalıştı. Arabanın dingili kırıldı. Florentina Ariza becerebildiğince arabadan dışarı çıktı. Hızlanan sağanak altında oradan geçenlerin kendisini eve götürmeyi önereceklerini umarak utancına boyun eğdi. Urbino ailesinin hizmetçilerinden biri, giysileri sırılsıklam, dizlerine dek çamura batmış, orada beklerken gördü onu. Terasa sığınması için şemsiye götürdü ona. Florentina Ariza en çılgın düşlerinde bile böyle bir fırsatı düşlememişti ama o akşamüstü Fermina Daza'nın onu bu durumda görmesindense ölmeyi yeğlerdi. Eski kentte oturdukları sırada Juvenal Urbino ile ailesi 8 ayini için evlerinden katedrale her pazar yürüyerek giderlerdi. Dinsel olmaktan çok dünyasal bir toplantıydı bu. Daha sonra evden taşındıklarında birkaç yıl oraya arabayla gitmeyi sürdürdüler. Hatta bazen bahçedeki palmiyelerin altında arkadaşlarıyla gevezelik ederek oyalandılar. Ama La Manga, papaz okulunun özel kumsalı ve mezarlığıyla kilise yapılınca çok önemli durumlar dışında bir daha katedrale gitmediler. Bu değişikliklerden haberi olmayan Florentina Ariza birkaç pazar Parakua kahvesinin terasında oturarak üç ayinden çıkanları gözledi. Sonra yanıldığını anladı. Birkaç yıl öncesine dek modası süren yeni kiliseye gitti. Ağustos ayının 4 pazar günü tam 8 saat çocuklarıyla birlikte Doktor Juvenal Urbino'ya rastladı. Ama Fermina Daza yanlarında yoktu. O pazarlardan birinde
La Manga mahallesi sakinlerinin görkemli anıt mezarlar yaptırmakta olduğu bitişikteki mezarlığı ziyaret etti. Kocaman seyba ağaçlarının gölgesi altında bunların en görkemlisine daha yeni bitmiş gotik camlı, mermer kabartmalı, mezar taşlarının üstüne yaldızlı harflerle ailenin tüm bireylerinin adları yazılı anıt mezara rastlayınca yüreği hop etti. Bunların arasında Donna Fermina Daza de Urbino de la Calle'nin de adı vardı kuşkusuz. Onun hemen yanında da kocasınınki. Bir de yazıt. Efendimizin erinci içinde de birlikte. Yılın geri kalanı boyunca Fermina Daza ulusal ya da toplumsal etkinliklerin hiçbirine katılmadı. Her zaman kocasıyla birlikte başrolde oldukları Noel eğlencelerine bile. Ama eksikliği opera mevsiminin açılış temsili duyuldu en çok. Perde arasında adını anmaktan, kuşkusuz ondan söz eden bir grubun söyledikleri kulağa çalındı Florentina Ariza'nın. Geçen Haziran'da bir gece yarısı birinin onu Panama'ya giden Cunard Transatlantik'inde gördüğünü, onu yiyip bitiren utanç verici hastalığı belli olmasın diye siyah bir tül taktığını söylüyorlardı. Biri böylesine güçlü bir kadına musallat olan korkunç hastalığın ne olduğunu sordu. Aldığı yanıt zehir gibi bir kin doluydu. Böyle seçkin bir kadının hastalığı olsa olsa verem olur. Florentina Ariza ülkesindeki varsaların gelip geçici hastalıklara yakalanmadıklarını biliyordu. Ya ansızın hemen hemen her zaman önemli bir şenliğin ertesinde şenliği yasa boğarak ölüyorlar ya da gizli ayrıntılarını sonunda herkesin bildiği uzun süren korkunç hastalıklara yakalanıp mum gibi sönüyorlardı. Panama'ya kapanmak varsaların yaşamında neredeyse zorunlu bir kefaretti. Hastaların pencereleri bez, perdeli ıssız odalarda önlerinde kalan sayılı günlerin hesabını şaşırdıkları, asit fenik kokusunun sağlığın mı yoksa ölümün mü belirtisi olduğunu hiç kimsenin kesinlikle bilmediği Darya'nın tarih öncesi sağanakları arasında yitmiş kocaman beyaz bir hangardan ibaret Avensis Hastanesi'nde Tanrı'nın istemine bırakıyorlardı kendilerini. İyileşenler elleri kolları gösterişli armağanlarla dolu dönüyorlar, hala yaşıyor olmanın yakışık almazlığını bağışlatmak için belli bir kaygıyla avuç avuç dağıtıyorlardı onları. Bazıları karınlarında ayakkabıcı sicimiyle dikilmiş gibi kara yara izleriyle dönüyorlar. Ziyaretçiler geldiğinde gömleklerini sıyırarak onları gösteriyorlar. Aşırı mutluluktan boğulup ölenlerinkini karşılaştırıyorlar. Kloroformun etkisiyle gördükleri meleksi görüntüleri ömürlerinin sonuna dek bıkıp usanmadan anlatıyorlardı. Ama dönmeyenlerin neler gördüklerini hiç kimse bilmiyordu. Aralarında en acıklıları, kapatıldıkları veremliler koğuşunda hastalığın acılarından çok yağmurun hüznünden ötürü ölenlerdi. Seçmek durumunda olsaydı Florentina Ariza, Fermina Daza için hangisini yeğ tutardı bilmiyordu. Her şeyden önce acı da olsa gerçeği bilmek istiyordu ama nedenle uğraşırsa uğraşsın öğrenemedi bunu. Söylenenleri doğrulamak için hiç kimsenin ona en küçük bir bilgi bile vermeyişi akıl almaz görünüyordu ona. Onun dünyası olan ırmak gemilerinin dünyasında açığa çıkmayan hiçbir gizem, saklanabilen hiçbir giz yoktu. Ama hiç kimse siyah tüllü kadından söz edildiğini işitmemişti. Özellikle zenginlere ait şeyler söz konusu olduğunda her şeyin bildiği, birçok şeyin daha olmadan bilindiği bir kentte hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu bu konuda. Ama hiç kimse Fermina Daza'nın ortadan kayboluşunu açıklayamıyordu. Florentina Ariza, La Manga'nın çevresinde dolanıp duruyor, papaz okulunun bazilikasında kendini vermeden ayinler dinliyor, başka bir ruh durumunda onu hiç mi hiç ilgilendirmeyecek törenlere katılıyordu ama zamanın geçişi anlatılanların inanırlılığını artırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyordu. Urbinoların evinde annenin yokluğundan başka her şey normal görünüyordu. Birçok soruşturmalar sırasında bilmediği ya da araştırmadığı başka şeyler de öğrendi. Bu arada Lorenzo Daza'nın Cantabria'da doğduğu köyde öldüğünü de uzun yıllar onu Paracua kahvesinde gürültülü satranç partilerinde gördüğünü anımsıyordu. Sesi çok konuşmaktan karıklaşmış, gittikçe daha şişman, daha sevimsiz, yavaş yavaş kötü bir yaşlılığın çukuruna yuvarlanıyordu. Geçen yüzyıldaki o tatsız anista dolu sabah kahvaltısından beri tek sözcük bile söylememişlerdi birbirlerine. Florentina Ariza biricik varoluş nedeni haline gelen kızına iyi bir evlilik sağlamayı başardıktan sonra bile
kendisi gibi onun da kendisini kinle anımsadığından emindi. Ama Florentine Ariza, Fermina Daza'nın sağlığı hakkında kesin bilgi alma konusunda öyle kararlıydı ki, Jeremy de Saint-Amour'un tek başına 42 rakibiyle karşılaştığı ünlü satranç turnuvasının kutlandığı dönemde babasından bilgi almak için Paracua kahvesine gitti. Lorenza Daza'nın öldüğünü bile öğrendi. Bütün yüreğiyle sevindi. Bu sevincin bedelinin gerçeği bilmeden yaşamayı sürdürmek olabileceğinin bilincinde olsa da. Sonunda Umutsuzlar Hastanesi konusunda söylenenlerin doğruluğuna karar verdi. Tek avuntusu ünlü bir atasözüydü: yatağa düşen kadın sonsuza dek sevilir. Cesaretini yitirdiği anlarda Fermina Daza ölecek olursa ölüm haberinin nasıl olsa kendisine ulaşacağı düşüncesine boyun eğdi. Hiç gelmedi bu haber. Çünkü Fermina Daza sağdı, sağlığı da yerindeydi. Kuzeni Hildebrand de Sanchez'in dünyadan el etek çekmiş yaşadığı Flores de Maria köyüne yarım mil uzaklıktaki çiftliğinde. 25 yıllık dengeli evliliklerinin biricik ciddi bunalımıyla ikisi de yeni yetmeler gibi tedirgin olduklarından, kocasıyla aralarında anlaşmaya vardıkları gibi sessizce gitmişti. Olgunluk çağının dinginliğinde büyümüş, iyi yetişmiş çocukları, önlerinde buruklaşmadan yaşlanmayı öğrenecekleri açık bir gelecekte, kendilerini artık herhangi bir aksiliğin tuzağından korunmuş hissettikleri bir sırada hazırlıksız yakalamıştı onları bunalım. İkisi için de öyle beklenmedik bir şeydi ki, Karayipler'de alışıldığı gibi kavgalar gözyaşları ya da arabulucularla değil, Avrupalılar gibi akılcı bir yoldan çözmek istediler sorunu. Ne buralı ne de oralı oldukları için de sonunda hiçbir yere ait olmayan çocukça bir duruma saplandılar. Sonunda Fermina Daza niçin kime gideceğini bile bilmeden salt öfke yüzünden gitmeye karar vermiş, kocası da suçluluk duygusuyla eli kolu bağlı olduğundan onu alıkoymayı başaramamıştı. Gerçekten de Fermina Daza bir gece yarısı yüzü yaz tülüyle örtülü, alabildiğine gizlilik içinde gemiye binmişti. Ama Panama'ya giden Cunard Transatlantik'ine değil, San Juan de la Cienega'ya doğduğu ergenliğe dek yaşadığı, yıllar geçtikçe dayanılmaz bir özlem duyduğu kente düzenli seferler yapan küçük bir gemiyle. Kocasının isteğini ve o dönemin alışkanlıklarına karşı çıkarak evdeki hizmetçilerle birlikte yetişmiş 15 yaşında bir vaftiz evladından başka kimseyi almamıştı yanına. Ama yolculuğu gemi kaptanlarına ve bütün liman makamlarına bildirilmişti. Düşünmeden bu kararı aldığında çocuklara Hildebrand teyzelerinin yanına gittiğini söylemişti ama orada kalmaya kararlıydı. Doktor Juvenal Urbino onun karakterinin sağlamlığını çok iyi biliyordu ama öyle üzgündü ki suçunun ağırlığından ötürü Tanrı'nın verdiği bir ceza gibi alçak gönüllülükle kabul etti gidişini. Ama daha geminin ışıkları gözden yiter yitmez ikisi de güçsüzlüklerinden ötürü pişman oldular. Çocukların durumu ve eve ilişkin başka konularda biçimsel bir yazışma sürdürmelerine karşın hemen hemen 2 yıl boyunca hiçbiri gururun aşındırmadığı bir dönüş yolu bulamadı. Çocuklar 2. yıl okul tatillerini geçirmeye Flores de Maria'ya gittiler. Fermina Daza yeni yaşamına uyum sağlamış görünmek için elinden gelenin çoğunu yaptı. En azından Doktor Juvenal Urbino'nun oğlunun mektuplarından çıkardığı sonuç buydu. Üstelik o günlerde Rioja Başpiskoposu gösterişli bir biçimde bir sayvanın altında altın yaldızlı koşumlu ünlü beyaz katırına binerek o yörede bir geziye çıktı. Ardı sıra uzak bölgelerden gelen bir başıboşlar kalabalığı, akordeoncular, yiyecek ve uğurluklar satan gezgin satıcılar da geldiler. Çiftlik 3 gün sakatlarla, onulmaz hastalarla dolup taştı. Bunlar gerçekte piskoposun bilgince vaazlar ve toptan günah bağışlamaları için değil, sahibinden gizli mucizeler yarattığı söylenen katırının lütfuna ermek için geliyorlardı. Piskopos daha basit bir papaz olduğu yıllarda Urbino de la Calle'nin evine sık sık gidiyordu. Bir öğle vakti panayırdan kaçıp Hildebrand'ın çiftliğine öğle yemeğine gitti. Yalnızca dünya işlerinden konuşulan yemeğin ardından Fermina Daza'yı bir kıyıya çekip günah çıkarmasını istedi. Fermina Daza pişmanlık duyduğu hiçbir şey olmadığını açık bir biçimde öne sürerek yumuşak ama kesin bir tavırla reddetti. Amacı en azından bilinçli olarak bu değilse de yanıtının ulaşması gereken yere ulaşacağını düşünüyordu. Doktor Juvenal Urbino belli bir alaycılıkla yaşamının bu 2 acı yılının kendisinin değil,
karısının, aile bireylerinin ve kendisinin çıkardıkları giysileri koklamak gibi kötü huyunun suçu olduğunu söylerdi hep. İlk bakışta temiz görünseler bile kokularından onları yıkatmak gerekip gerekmediğini anlamak için. Daha çocukluğundan beri yapıyordu bunu. Evliliklerinin ilk gecesinde kocası fark edinceye dek de kimsenin farkına varacağını ummamıştı. Günde en az 3 kez banyoya kapanıp sigara içtiğinin de farkına varmamıştı. Ama bunun üstünde durmamıştı. Çünkü onun sınıfından kadınların bir araya gelip bir odaya kapanarak erkeklerden konuşup sigara içmeleri alışılagelmiş bir şeydi. Yarım litrelik rakılardan da içiyorlardı. Duvarcılar gibi kafayı çekip yerlere serilinceye dek. Ama önüne gelen giysiyi burnuna dayayıp koklaması yalnızca uygunsuz değil, sağlık için de tehlikeli görünüyordu Doktor Juvenal Urbino'ya. Fermina Daza tartışmak istemediği her şey gibi bunu da şakaya alıyor, Tanrı'nın bu meraklı sarı asma kuşu burnunu süs olsun diye insanların yüzlerinin ortasına koymadığını söylüyordu. Bir sabah alışverişe çıkarken hizmetçi kadın evin hiçbir köşesinde bulamadıkları 3 yaşındaki oğlunu aramak için konuyu komşuyu ayağa kaldırmıştı. Fermina Daza kargaşanın tam ortasında geldi. İz üstünde bir köpek gibi evin içinde bir iki dolandı. Kimsenin saklanabileceğini akıl etmediği bir dolabın içinde uyur buldu onu. Şaşkınlık içindeki kocası onu nasıl bulduğunu sorunca şöyle yanıtladı. Kaka kokusundan. Gerçekten de koku alma duygusu yalnızca çamaşırların yıkanmasına ya da yitik çocukları bulmasına yaramıyordu. Yaşamın her alanında yön duygusuydu bu onun. Özellikle toplumsal yaşamda. Juvenal Urbino bütün evlilikleri boyunca farkındaydı bunun. Özellikle başlangıçta Fermina Daza'nın 300 yıldır kendi çevresine karşı olan bir çevrede bir yabancı gibi yalnızca doğaüstü bir içgüdüyle yaşayamayacak çevresinde egemen olma becerisiyle keskin mercan dalları arasında kulaç atarcasına hiçbir şeye çarpmadan dolaştığı sıralarda. Taş gibi yürekten olduğunca bin yıllık bir bilgelikten de kaynaklanabilecek bu korkunç yetenek kötü bir pazar günü ayine gitmeden önce bir şanssızlığa rastladı. Fermina Daza her zamanki alışkanlığıyla kocasının bir gün önce öğleden sonra kullandığı çarşafı koklamış, yatağında başka bir erkek yatmış gibi tedirgin edici bir duyguya kapılmıştı. Önce yelek cebinden köstekli saati, ceketinin ceplerinden kalemi, cüzdanı, bozuk paraları çıkarıp tuvalet masasının üstüne koyarken ceketle yeleği kokladı. Sonra kravat iğnesini, topaz kol düğmelerini, takma yakasının altın düğmesini çıkarırken düzgünce ütülenmiş gömleği kokladı. Sonra üstüne 11 anahtar takılı anahtarlığı, sedef saplı çakıyı çıkarırken pantolonunu kokladı. En sonunda da iç çamaşırları, çorapları, üstüne markası işlenmiş keten mendili kokladı. En küçük bir kuşku kırıntısı bile yoktu. Tüm giysilerine bunca yıllık ortak yaşamlarında hiç duymadığı bir koku sinmişti. Tanımlanması olanaksız bir koku. Çünkü ne çiçek kokusu ne de parfüm kokusuydu. İnsan doğasına özgü bir kokuydu bu. Hiçbir şey söylemedi. Sonraki günlerde bu kokuya da bir daha rastlamadı. Ama artık kocasının giysilerini yıkanmaları gerekip gerekmediğini anlamak için değil, içini kemiren dayanılmaz bir kaygıyla kokluyordu. Fermina Daza giysilerinin kokusunu, kocasının günlük yaşamının neresine yerleştireceğini bilmiyordu. Sabah dersleriyle öğle yemeği arasında olamazdı. Çünkü aklı başında hiçbir kadının, hele kendi evinde evi süpürmek, yatakları düzeltmek, alışveriş etmek, yemek hazırlamakla uğraştığı o saatlerde, belki de çocuklarından birini başı yarılmış vaktinden önce okuldan eve gönderebilecekleri, çoğunun onu sabahın 11'inde düzeltilmiş yatağında çıplak, üstelik de üstüne abanmış bir doktorla görebileceği kaygısıyla böyle bir saatte çarçabuk sevişmeye kalkışmayacağını düşünüyordu. Hem sonra Doktor Juvenal Urbino'nun yalnız geceleri tam bir karanlıkta en geç sabah kahvaltısından önce kuşlar ötmeye başlamadan seviştiğini biliyordu. O saatten sonra dediğine göre soyunup giyinmenin yorgunluğu horozlar gibi güpegündüz sevişmenin zevkinden daha büyük oluyordu. Öyle ki giysilerine koku sinmesi ancak hasta ziyaretlerinden birinde ya da satranç yahut sinema akşamlarından çalınan bir anda olabilirdi. Bu sonuncu olasılığı kanıtlamak güçtü. Çünkü birçok arkadaşlarının tersine Fermina Daza kocasını gözetlemeyecek ya da birinden bunu onun adına yapmasını istemeyecek kadar onurluydu. İhanete en elverişli görünen ziyaret saatleri denetlenmesi en kolay saatlerdi aynı zamanda.
Çünkü Doktor Juvenal Urbino evlerine ilk kez gidişinden onları son bir haç ve ruhlarının erinci için bir tümceyle öte dünyaya uğurlayıncaya dek hastalarının her birinin hastalığının seyrini, vizite ücretlerini ayrıntılarıyla kaydediyordu. Aradan 3 hafta geçtikten sonra Fermina Daza birkaç gün kokuyu duymadı. Sonra en ummadığı bir anda ard arda birkaç gün her zamankinden daha sinsice bir biçimde duydu. Üstelik bu günlerden biri ailece birlikte geçirdikleri, bir an bile birbirlerinden ayrılmadıkları bir pazar günüydü. Bir gün öğleden sonra alışkanlıklarına, hatta isteğine aykırı olarak kendini kocasının çalışma odasında buldu. Hiçbir zaman yapmayacağı bir şeyi kendisi değil de bir başkası yapıyormuş gibi bir duyguyla, olağanüstü güzellikte bir Bengal büyüteciyle son ayların hasta ziyaretlerine ilişkin içinden çıkılmaz notları sökmeye çalıştı. Belli belirsiz kreozot kokusu sinmiş, bilinmeyen hayvan derileriyle ciltli kitaplar, öğrencilerin silik grup resimleri, iyi cins parşümenler, yıllar boyu toplanmış usturaplar ve garip pançerlerle tıka basa dolu bu çalışma odasına ilk kez yalnız giriyordu. Her zaman kocasının özel yaşamının biricik parçası saydığı, aşkın kapsamına girmediği için içeri girme hakkı olmayan gizli bir tapınaktı burası. Yalnızca birkaç kez kısa süreli işler için kocasıyla birlikte girmişti buraya. Tek başına, hele ona yakışıksız görünen araştırmalar için içeri girmeye hakkı yokmuş gibi geliyordu ona. Ama oradaydı işte. Gerçeği ortaya çıkarmak istiyor, ancak onu bulmanın korkunç yılgısıyla karşılaştırılabilecek bir kaygıyla arıyordu onu. Doğuştan kibirinden, onurundan bile daha zorlayıcı, denetlenmesi olanaksız bir kasırganın dürtüsüyle, büyüleyici bir işkence. Hiçbir şeyi açıklığa kavuşturamadı. Çünkü kocasının hastaları da ortak arkadaşları dışında onun özel dünyasının bir parçasını oluşturuyordu. Yüzleriyle değil, acılarıyla, gözlerinin rengiyle ya da yüreklerini sakınmalarıyla değil, karaciğerlerinin büyüklüğüyle, dillerinin pasıyla, sidiklerinin tortusuyla, ateşli gecelerinin sarılarıyla tanınan kimliksiz insanlar. Kocasına inanan, onun sayesinde yaşadıklarına inanan insanlar. Oysa gerçekte onun için yaşıyorlar, onun el yazısıyla tıp dosyasının altına yazılmış bir tümceyle indirgeniyordu sonunda. Erinç içinde ol, Tanrı kapıda seni bekliyor. Fermina Daza boşu boşuna 2 saat geçirdikten sonra yakışıksız bir işe kışkırtıldığı duygusuyla çalışma odasından çıktı. İmgelemenin kışkırtmasıyla kocasındaki değişiklikleri incelemeye başladı. Sofrada olsun, yatakta olsun, isteksiz, öfkelenmeye, iğneleyici yanıtlar vermeye eğilimli buluyordu onu. Evde olduğu zamanlar eski dingin adam değil, kafese kapatılmış bir aslan gibiydi. Evlendiklerinden beri ilk kez onun geç kalmalarına dikkat ediyor, onu inceden inceye denetliyor, gerçeği ondan söküp almak için yalan söylüyordu ona. Ama ardından çelişkilerinden ötürü ölesiye yaralanmış hissediyordu kendini. Bir gece garip bir duyguyla sıçrayarak uyandı. Kocası karanlıkta nefret doluymuş gibi görünen gözlerle bakıyordu ona. İlk gençlik yıllarında Florentine Ariza'nın hayalini yatağının ayak ucunda gördüğü zamanda buna benzer bir ürperti duymuştu. Ama onun hayali nefret değil, sevgi doluydu. Üstelik hayal değildi bu kez gördüğü. Kocası sabahın ikisinde uyanmış, yatakta doğrulmuş, onu seyrediyordu uyurken. Ama bunu neden yaptığını sorunca yatsıdı. Yeniden başını yastığa koyarak düş görmüş olmalısın dedi. O geceden sonra Fermina Daza'nın gerçeğin nerede bittiğini, düşün nerede başladığını tam olarak bilmediği o dönemde buna benzer başka olaylarla birden delirmekte olduğunun bilincine varıp allak bullak oldu. Kocasının Corpus Christi Perşembesi'ne katılmadığının, son haftalarda hiçbir pazar ayinine de katılmadığının, o yıl tinsel yaşama çekilmeye de vakit bulamadığının bilincine vardı sonunda. Ruh sağlığında bu alışılmadık değişikliklerin nereden kaynaklandığını sorduğunda kaçamak bir yanıt aldı. Bu kesin bir ipucuydu. Çünkü 8 yaşında ilk komünyona katıldığından beri böyle önemli bir günde komünyonu savsakladığı olmamıştı hiç. Böylece kocasının yalnızca ölümcül bir günah işlemekle kalmadığının, günah çıkarttığı pazarın yardımına başvurmadığına göre günahında direnmeye kararlı olduğunun da bilincine vardı. Aşkın tam tersi gibi görünen bir şey için bunca acı çekebileceğini hiç düşünmezdi ama kendini böyle bir durumda buluyordu.
ölmemenin tek yolunun da içini zehirleyen yılanın yuvasını ateşe vermek olduğuna karar verdi. Öyle de yaptı. Bir gün öğleden sonra kocası öğle uykusunun ardından günlük okumasını bitirirken terasta çoraplarının topuklarını onarmaya koyuldu. Birden işini bıraktı, gözlüğünü alnına kaldırdı, en küçük bir sertlik belirtisi göstermeden kocasına seslendi. Doktor. Kocası o günlerde bütün dünyanın okuduğu Little de Pinocchio's romanını okumaya başlamıştı. Dalgın yanıtladı onu. Uy, Fermina Daz'a üsteledi. Yüzüme bak. Doktor Juvenal Urbino okuma gözlüğünün pusu ardından görmeden baksa da ama yakıcı bakışlarını hissetmesi için gözlüğünü çıkarması gerekmedi. Ne var, ne oluyor diye sordu. Sen benden daha iyi bilirsin dedi Fermina Daz'a. Başka hiçbir şey söylemedi. Gözlüğünü indirdi, çorapları onarmayı sürdürdü. Doktor Juvenal Urbino uzun kaygı saatlerinden sona erdiğini anladı o zaman. Önceden tasarlananın tersine yüreğinde bir deprem sarsıntısı değil, bir erinç çarpıntısı duydu o an. Er geç olması gereken şeyin bir an önce olmasının verdiği ferahlıktı bu. Bayan Barbara Lunch'ın hayali sonunda evin içine girmişti. Doktor Juvenal Urbino onu 4 ay önce Misericordia Hastanesi'nin kliniğinde sıra beklerken tanımıştı. Hemen o anda da yazgısında kaçınılmaz bir değişikliğin meydana geldiğinin bilincine varmıştı. Uzun boylu, iri kemikli, melas renginde, melasın doğal kıvamında yumuşak tenli bir melezdi. Bu sabah beyaz benekli, kırmızı bir giysi, göz kapaklarını gölgeleyen çok geniş kenarlı, giysisiyle bir örnek bir şapka giymişti. İnsan türünün geri kalanından daha belirgin bir cinselliği varmış gibiydi. Doktor Juvenal Urbino klinikte hasta bakmazdı ama vakti olduğunda ne zaman oradan geçse içeri girip üst sınıflardaki öğrencilerine en iyi ilacın doğru tanı olduğunu anımsatırdı. Böylece öğrencilerinin olağan olmayan bir davranışının farkına varmalarına özen göstererek ansızın ortaya çıkan melezin muayenesinde bulunacak biçimde ayarladı işleri. Neredeyse hiç bakmadı ona ama adını, adresini, belleğini iyice yerleştirdi. O gün öğleden sonra son hasta ziyaretinin ardından arabasını kızın muayene odasında verdiği adrese yöneltti. Gerçekten de oradaydı. Serin Mart havasını almak için terasa çıkmıştı. Çinko damına varıncaya dek baştan başa sarıya boyanmış, kaba bez perdeli pencereleri, sundurmaya asılı karanfil ve eğrelti otu saksılarıyla Mala Krizyana bataklığında ahşap direkler üstüne oturtulmuş tipik bir antileviydi. Saçağı asılı kafesin içinde bir turpial kuşu ötüyordu. Karşı kaldırımda bir ilkokul vardı. Okuldan kargaşa içinde dağılan çocuklar, arabacıyı at ürkmesin diye dizginleri kısmak zorunda bıraktılar. İyi de oldu bu. Çünkü bayan Barbara Lunch, doktoru tanımaya vakit buldu. Eski bir dost gibi selamladı onu. Ortalık yatışıncaya dek bir kahve içmeye çağırdı. Doktor Juvenal Urbino alışkanlıklarına aykırı olarak büyülenmişçesine içti kahvesini. Onun kendisinden söz edişini dinleyerek bu sabah onu ilgilendiren biricik şey buydu. Bundan sonraki aylar boyunca da bir an bile huzur vermeden onu ilgilendirecek biricik şey olacaktı. Bir kez yeni evlendiği sırada bir arkadaşı karısının yanında er geç evliliğin dengesini tehlikeye düşürecek çılgınca bir tutkuya kapılacağını söylemişti ona. Kendini iyi tanıdığına inanan, ahlaksal köklerinin sağlamlığını bilen Doktor Juvenal Urbino gülmüştü bu kehanete. Hadi bakalım, olmuştu işte. Tanrı bilim doktoru bayan Barbara Lunch, Doktor Juvenal Urbino'nun kendi tanrısından ayırt etmek için adlarını küçük harfle yazdığı birçok tanrıdan birinin sözünü yaymak için bataklıktaki yoksul köyleri katır sırtında dolaşan zenci, sıska bir protestan papazı olan muhterem peder Jonathan B. Lunch'ın biricik kızıydı. İyi bir İspanyolca konuşuyor, sözcükleri sıralarken sık sık takılıyor, bu sürçmeler onun sevimliliğini artırıyordu. Aralık'ta 28'ini dolduracaktı. Kısa bir süre önce onda ayrı yanılgıya bir daha düşme isteği bırakmayan 2 yıllık kötü bir evlilik geçirdiği, babasının çömezi olan bir papazdan boşanmıştı. Biricik aşkın, turpialim dedi ama Doktor Urbino bunun belli bir amaçla bile bile söylendiğini düşünmeyecek denli ciddiydi. Tersine bunca kolaylığın bir araya gelmesinin Tanrı'nın ona daha sonra pahalıya ödeteceği bir tuzağı olup olmadığını sordu kendi kendine. Ama içinde bulunduğu şaşkın durumdan ileri gelen Tanrı bilimsel bir saçmalık olarak aklından çıkardı bu düşünceyi.
Doktor Juvenal Urbino tam gitmek üzereyken sabahki muayenesine değindi söz arasında. Bir hastanın hastalığından söz etmekten daha hoşuna gidecek bir şey olmadığını biliyordu çünkü. Hastalığından söz ederken öyle ışıl ışıldı ki Doktor Juvenal Urbino ertesi gün daha esaslı bir muayene için saat tam 4'te geleceğine söz verdi. Kız şaşırdı. Bu düzeyde bir doktorun onun olanaklarının çok üstünde olduğunu biliyordu ama Doktor Juvenal Urbino yatıştırdı onu. Ben meslekte öyle davranırız ki varsıllar yoksulların yerine para öderler. Sonra cep defterine not etti. Bayan Barbara Lunch, Malakrisiana bataklığı, öğleden sonra saat 4'te. Birkaç ay sonra Fermina Daza tanı, sağaltım ve baş sağlığın seyriyle uzayan bu notu okuyacaktı. At dikkatini çekti. Sonra birden onun New Orleans'tan gelen meyve gemilerine bindirilen artistlerden biri olabileceği geldi aklına. Ama adres büyük bir olasılıkla onun Jamaikalı ve hiç kuşkusuz zenci olabileceğini düşündürdü ona. Hiç üzülmeden kocasının beğenisinin dışına attı onu. Doktor Juvenal Urbino cumartesi buluşmasına Bayan Lunch daha onu karşılamak için giyinmeyi bitirmeden 10 dakika erken geldi. Sözlü sınava girdiği Paris günlerinden bu yana böylesine bir gerginlik duymamıştı. Barbara Lunch sırtında ince bir ipek gömlek, çadır bezinden yatağa uzanmış, sınırsız bir güzellikteydi. Her şeyi büyük ve dolgundu. Deniz kızlarınınkini andıran kalçaları, için için yanan bir kor gibi derisi, korkusuz göğüsleri, saydam dişetleri, kusursuz dişleri. Gövdesinin her yanından sağlık fışkırıyordu. Fermina Daza'nın kocasının çamaşırlarında duyduğu insan kokusuydu bu. Büyük bir sevimlilikle kolon çarpıklığı dediği, Doktor Urbino'nunsa önemsenecek bir belirti olmadığını sandığı bir şeyden ötürü gitmişti kliniğe. Öyle ki Doktor Urbino iç organlarını dikkatten çok istekle yokladı. Sağduyusunu yitiriyor, bu olağanüstü yaratığın içinin de dışı kadar güzel olduğunu keşfediyordu şaşkınlık içinde. Karayip kıyı bölgesinin en iyi hekimi gibi değil, içgüdülerinin karışıklığından altüst olmuş zavallı bir tanrı kulu gibi dokunuşun hazzına bıraktı kendini o zaman. Ciddi meslek yaşamında yalnızca bir kez olmuştu böyle bir şey. Yaşamının en büyük utancını duymuştu o gün. Çünkü hasta kadın içerlemiş, onun elini uzaklaştırmış, yatağın içine oturup şöyle demişti ona. İstediğiniz şey olabilir ama böyle değil. Oysa Bayan Lunch onun istediğini ellerine bıraktı. Hekimin mesleğini düşünmediğini hiçbir kuşkusu kalmayınca da ahlak buna izin vermez sanıyordum dedi. Doktor Urbino giysileriyle gölden çıkmış gibi terden sırılsıklandı. Bir havluyla ellerini yüzünü kuruladı. Ahlak dedi, biz erkekleri odundan yaratılmış sanır. Bayan Lunch anlayışıyla elini uzattı ona. Benim böyle sanmam, böyle bir şey olamaz anlamına gelmez dedi. Böyle ünlü bir adamın benim gibi zavallı bir zencinin farkına varması ne demektir düşünün. Sizi düşünmeden bir anım bile geçmedi dedi Doktor Urbino. Bu itirafı öylesine titreyerek yapmıştı ki acımaya değerdi ama Bayan Lunch yatak odasını aydınlatan bir gülüşle her türlü kötülüğün dışına çıkardı onu. Sizi hastanede gördüğüm an anlamıştım doktor dedi. Zenciyim ama aptal değilim. Hiç kolay olmadı. Bayan Lunch onuruna leke sürülmesini istiyordu. Güvenlik ve aşk istiyordu. Bunlara değdiğine inanıyordu. Doktor Urbino'nun onu baştan çıkarmasına olanak verdi ama evde yalnız bile olsa odasına girmeden. En ileri gittiği nokta tüm ahlak kurallarını dilediğince çiğneyerek yoklamaya ve dinlemeye törenlerini yenilenmesine izin vermekti ama giysilerini çıkarmadan. Oysa Doktor Urbino ısırdığı yemi bırakmak istemiyordu. Neredeyse her gün kuşatmalarında direndi. Pratik nedenlerle Bayan Lunch'la sürekli bir ilişki hemen hemen olanaksızdı onun için. Ama zamanında durmak için gereğinden çok güçsüzdü. Tıpkı daha sonra daha ileri gitmek için gereğinden çok güçsüz olacağı gibi. Sınırları buraya kadardı. Muhterem Peder Lunch'ın düzenlediği bir yaşamı yoktu. Bir yanında İncil'lerle, İncil'i yayma kitapçıkları, bir yanında yiyecekler yüklenmiş katırının sırtında aklına esince gidiyor, en akla gelmedik bir anda geri dönüyordu. İkinci bir sakınca da karşısındaki okuldu. Çünkü çocuklar pencereden sokağa bakarak şarkı söyler gibi derslerini yineliyorlardı. En iyi görebildikleri evde karşı kaldırımdaki kapıları pencereleri sabahın altısından başlayarak ardına dek açık duran evde. Bayan Lunch'ın.
turpial derslerini öğrensin diye kafesi saçağa astığını görüyorlardı. Başında kırmızı bir türban, evi temizlerken Karayiplilere özgü pırıl pırıl sesiyle dersleri onlarla birlikte yinelediğini görüyorlardı. Sonra da sundurmaya oturup kendi kendine İngilizce öğleden sonra ilahileri söylediğini görüyorlardı. Çocukların olmadığı bir saat geçmek zorundaydılar. Yalnızca iki seçenek vardı. Öğle ile iki arasında öğle yemeği tatili ki bu Doktor Urbino'nun da yemek saatiydi. Ya da öğleden sonra geç vakit, çocuklar evlerine gittikleri zaman. Bu ikincisi daha uygun bir saatti. Çünkü bu saatte Doktor Urbino ziyaretlerini bitirmiş oluyor, ailesiyle birlikte akşam yemeği yemek için eve gitmeden önce birkaç dakika boş vakti kalıyordu. Üçüncü ve Doktor Urbino için en önemli sorun kendi durumuydu. Arabasız gidemezdi. Oysa herkes tanıyordu onu. Üstelik hep kapıda durması gerekiyordu. Sosyal kulüpteki arkadaşlarının hemen hemen hepsinin yaptıkları gibi arabacısını suç ortağı yapabilirdi ama bu alışkanlıklarının dışındaydı. Öyle ki Bayan Lanç'a yaptığı ziyaretler paçık bir duruma gelince üniformalı arabacı araba uzun süre kapıda durmasın diye onu daha sonra almaya gelmesi daha iyi olmaz mı diye sorma gözü pekliğini gösterdi. Doktor Urbino yapısına uymayan bir tepkiyle sert bir sesle sözünü kesti. ''Seni tanıdığımdan beri ilk kez söylememen gereken bir şeyi söylediğini işitiyorum.'' dedi. ''Pekala, bu sözleri söylenmemiş sayıyorum.'' Çözüm yoktu. Böyle bir kentte hekimin arabası kapının önünde durdukça bir hastalığı gizlemek olanaksızdı. Ara sıra Doktor Urbino hastalarının evlerine uzaklık verse de ya yaya ya da kiralık bir arabayla gidiyordu. Kötücül yahut zamansız varsayımlardan kaçınmak için. Ama bu gibi hileler pek işe yaramıyordu çünkü eczaneye verilen reçeteler gerçeği açığa vuruyordu. Öyle ki Doktor Urbino hastaların kutsal hakkı olan hastalıklarının giziyle birlikte erinç içinde ölme hakkını korumak için doğru ilaçlarla birlikte sahte ilaçlar da yazıyordu. Arabasının Bayan Lanç'ın evinin önünde durmasını çeşitli dürüst yollarla da haklı çıkarabilirdi ama bunu uzun süre hele dilediği gibi bir ömür boyu yapamazdı. Dünya cehennemden oldu ona. Çünkü bir kez ilk çılgınlıklarını duyurduktan sonra ikisi de tehlikelerin bilincine vardılar. Doktor Juvenal Urbino skandalı göze almaya hiçbir zaman karar veremedi. Coşkuyla kendinden geçtiği anlarda her şeye söz veriyor, sonra da her şey erteleniyordu. Oysa onunla birlikte olma isteği arttıkça onu yitirme korkusu da artıyordu. Böylece buluşmaları her seferinde daha acele, daha güç oluyordu. Ondan başka hiçbir şey düşünemiyordu. Akşamüstlerini dayanılmaz bir kaygıyla bekliyor, tüm bağlantılarını unutuyordu. Onun dışında kalan her şeyi unutuyordu. Ama araba Mala Crisiana'ya yaklaştıkça son dakikada çıkan bir engelin onu evin uzağından geçmeye zorlaması için Tanrı'ya yakarıyordu. Öyle bir kaygı içinde oluyordu ki bazen köşeyi dönünce terasta okuyan muhterem peder Lanç'ın pamuk gibi bembeyaz başını, kızının salonda mahallenin çocuklarına İncil'den parçalar okuduğunu görünce seviniyordu. O zaman tehlikeyi göze almadığı için sevine sevine evine gidiyordu ama sonra her gün sabahtan akşama dek saat hep 5 olsun diye tasadan çıldıracak gibi oluyordu. Böylece araba onun kapısında iyiden iyiye tanınır olunca sevişmeleri olanaksızlaştı. 3 ay sonra da gülünç oldu. Birbirlerine tek sözcük bile söyleyecek vakit bulamadan Bayan Lanç, sevgilisinin korkudan çılgın gibi içeri girdiğini görür görmez yatak odasına gidiyordu. Onu beklediği günler önlem olarak bol bir eteklik, renk renk çiçekli, fırfırlı, çok güzel bir Jamaika etekliği giyiyordu. Ama kolaylığın onun korkusunu yenmesine yardımcı olacağına inandığından içine hiçbir şey giymiyordu. Onu mutlu etmek için ne yaparsa yapsın boşa gidiyordu. Doktor Urbino soluk soluğa terden sırılsıklam yatak odasına dek onun ardı sıra gidiyor, paldır küldür içeri giriyor, her şeyi bastonunu, doktor çantasını, panama şapkasını yere fırlatıyor, pantolonunu kalçalarına dek sıyırmış ama daha az engel olsun diye ceketinin düğmeleri ilikli, altın kösteği yelekli cebine takılı, ayakkabıları ayaklarında, duyduğu hazın tadına varmaktan çok bir an önce kalkıp gitme kaygısıyla yılgınlık içinde sevişiyordu. O yatakta doyumsuz uzanmış, yalnızlık tüneline girerken, kendisi yaşamla ölümü birbirinden ayıran çizgide katıksız sevişmişçesine bitkin düğmelerini ilikliyordu bile. Oysa gerçekte fiziksel bir sevişme eyleminden öte
hiçbir şey değildi bu yaptığı. Ama kurallarına uygundu bu. Rutin bir hasta ziyareti sırasında damardan bir iğne yapmak için gerekli sürede olup bitiyordu her şey. Sonra güçsüzlüğünden utanarak ölme isteğiyle Fermina Daza'nın pantolonunu aşağı indirip onu kıçüstü kızgın ızgaranın üstüne oturtmasını isteme yürekliliğini bulamadığı için kendi kendine lanetler yağdırarak eve dönüyordu. Akşam yemeği yemiyordu. İnanmadan dua ediyor, karısı yatmadan önce ortalığı toparlamak için evin içinde dolanırken o yatağın içinde okumayı sürdürüyormuş gibi yapıyordu. Başını nedenli kitaba eğerse kaçınılmaz bir biçimde Bayan Lunch'ın batağına, onun gizli ormanının buğusuna, ölüm yatağına o denli gömülüyordu yavaş yavaş. O zaman ertesi gün öğleden sonra saat 5'e 5 kaladan onun çılgın Jamaika etekliğinin altında, karanlık gür ormanıyla yatakta kendisini beklediğinden başka hiçbir şey düşünemiyordu. Bir cehennem çemberi.